Medyaskop Spor'dan herkese merhabalar. Bu hafta satranç özel bölümüyle karşınızdayız. Türkiye'de satrancın yerini ve yaklaşan yeni satranç olimpiyatlarını konuşacağız. İki tane konuğum var. Özgür Akman, Özgür abi hoş geldin. Hoş bulduk. Sağ tarafımda Seçkin Serpil var. Seçkin hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkürler. Şimdi e, başlamadan önce kısaca bir sizleri tanıyalım. Özgür abi senden de başlayalım. Yani satranç şey Türkiye'de satrancı en iyi bilen insanlardan birisin. Şey, hani istedim. biraz da seyircilerimiz de seni tanısın isteriz. Estağfurullah. Estağfurullah. E, gün, e, ben yani 1984 doğumluyum. E, kendi alalım siyaset bilimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi mezunuyum. E, daha önce gazetecilik yaptım ama e, satranç hayatımdan hiç çıkmadı. Ee, hem oyuncu hem gazeteci hem de şu anda ağırlıklı olarak antrenör olarak çalışmalarımı sürdürüyorum. Geçmişte e, sabah gazetesinde satranç köşesi yazdım. Onun dışında federasyonla bağlantılı satranç dergilerinde yazılar yazdım. Halen de bazı medya kuruluşlarına zaman zaman yazılar hazırlıyorum. E, onun dışında e, antrenörlük yapıyorum. E, yaş kulüpleri seviyesinde genelde 7-18 yaş arasında e, Türkiye'nin en başarılı kulüplerinden hazırlıyorum. Satranç Akademisi'nde. Ee, onun dışında da tabii yaklaşık 26-27 senelik bir oyunculuk geçmişim var. Ama şu anda bu yayında konuşacağımız oyunculara göre tabii çok daha alt düzeyde bir oyunculuk tecrüben var diyebilirim. Evet. Seçkin biraz da seni tanıyalım. Ee, ben kendimi bir satranç sever olarak ifade etmek isterim. Zamanında antrenörlük yaptım. Özellikle üniversitede okurken. Daha sonra meslek sebebiyle e, avukatlığa yöneldim. Hala satrança ikili dışlıyım. Kulüp yöneticiliği olsun, antrenörlük olsun. Çok eskiden de sporculuk yaptım. Hala hazırda da e, Dünya Satranç Federasyonu Engeller Komisyonu üyesiyim. E, lise yıllarından beri satranç oynarım. Severim, hep takip ederim. Burada bulunmaktan da mutluluk duyuyorum. Zaman e, yavaştan başlayalım. Önce e, Türkiye'den bahsedelim. Yani, Türkiye'deki satranç ortamı, Türkiye'deki satrancın geçmişi. Çünkü bir dönem çok revaçta olan bir düzeydeydi satranç. Sonra bir süre böyle bir ilgi düştü. Sonra bir tekrar yükseliyor. Biraz da hani bu nasıl diyeyim yarışmalardaki, olimpiyatlardaki başarıyla da Biz biraz daha böyle hani olimpiyatlarına katıldığımız şeylere, yarışmalarına katıldığımız şeylere daha fazla önem veriyoruz. Burada Özgür abi sana sorayım. Yani Türkiye'de satranç şu an ne durumda? Geçmişten günümüze nasıl geldik? Oradan da yavaş yavaş olimpiyatlara geçelim. Tabii şimdi şöyle. Bütün tarihi tek tek anlatıp hani izleyenleri çok sıkmak istemem ama e, 1990'a kadar olan dönemde e, iyi oyuncular var. E, sat, büyük satranç emekçileri var ama biraz daha amatör düzeyde ilerliyor satranç. E, ve e, 91'de Türkiye Satranç Federasyonu devlete bağlanıyor. E, Gençlik Spor Bakanlığı bağlanıyor. Ondan sonra daha hani spor boyutu öne çıkmaya başlıyor satrancın. Ve 2000'li yıllardan itibaren de ee, özellikle e, 2004'te satrançın okullarda seçmeli ders olmasıdan e, itibaren ciddi anlamda tabanda yayılmaya başlıyor. Ee, çok sayıda e, küçük yaşlarda çünkü satrançla tanışmaya başlıyor ve evet. e, çok daha hızlı e, yayılmaya başlıyor. Türkiye'nin her yerinde neredeyse şu an e, özellikle yaş grupları seviyesinde satranç öğrenmek isteyen çocuklar, hatta e, turnuva satrançla adım, adım atmak isteyen çocuklar için bir sürü kulüp var. Ee, ve bu e, onun dışında diğer taraftan da ciddi bir organizasyonel başarı var. Yani mesela e, şu örneği verebiliriz e, kayaktaki Avusturya örneği gibi. Hani organizatör olarak dünyanın en başarılı ülkelerinden birisi haline geldi Türkiye bir dönem. Ve e, lisans sporcu sayısı bakımından da Türkiye'nin en fazla e, lisans sporcusu bulunan federal spor dallarından birisi spor federasyonları arasında. E, şu anki sayıda bir, resmi rakamlara göre tabii bu e, 1 milyon 319 bin lisans sporcu var. E, bunun dışında tabii e, 1990'da Türkiye'nin satrançtaki ilk büyük ustası yani satrançta ulaşılan en üst düzey ünvan oluyor dünya şampiyonundan sonra büyük ustalık sizin oy seviyenize göre çeşitli ünvanlar var. Suat Atalık. Ondan sonraki ikinci büyük usta 2009'da çıkıyor. Şu anda 14 büyük ustamız var. dolayısıyla hani bu son 15-20 yılda hem organizasyonel anlamda hem de tabana yayılma anlamda hem de sportif anlamda ciddi bir başarı var. Hı hı. olimpiyatın önemi de şuradan geliyor. Yani olimpiyata girmişken e, Türkiye'de özellikle ilgili takip edilmesinin sebebi hani satrançta milli takımlar arası yapılan en önemli yarışma. Evet. Bu nedenle çok ilgi çekiyor. Hani bizim bizim takım ne yaptı? Ee, iyi sonuç alırsa o iyi sonuç konuşuluyor. Kötü sonuç alırsa niye böyle sonuç aldı gibi konuşmalar oluyor. Tıpkı aslında diğer sporlar, evet. diğer takım sporlarında olduğu gibi. Ya şey gibi biraz daha böyle spor müsabakalarında klasikler hani böyle genelde başarı odaklı konuşulur. Hani işin teknik kısmı biraz daha geri plandadır başarılı oldum. Oha bizim işte satrançta çok büyük başarı yakaladık ya da başarısız oldum. Yani niye böyle oldu acaba hani neler geliştirilebilir falan diye bir anda ilgi çekmeye başlıyor. Ee, seçkin sana da e, sorayım. Sana da şöyle sorayım hatta Türkiye'de engelliler için satranç ortamı nasıl? Hani sen daha fazla bu konuda tecrübe ettiğin için e, biraz da ondan bahsedelim. Hem e, Özgür abi eklemek istediğim şey daha var hem de tamam. bu güzel bir soru oldu. E, ben de kendi adıma geçen sene hatta yine Medyascope'da ...konuşmacı olmuştum. Ee, Engeller Olimpiyatı olmuştu Sırbistan'da. Ben biraz daha... ...olimpiyat tarihini... E, ...Özgür abi açıkladı ama... E, ...şu çok önemli. Olimpiyatın ruhu... ...Satranç'ta her ne kadar olimpiyata... ...dahil olmasa da bildiğimiz olimpiyata... ...aslında ruhen aynı bir kardeş ya da uzak... ...bir akraba gibi. Sebebi şu... ...olimpiyatta çoğu zaman... ...başarılı olduğu kadar... ...asla başarı kotasına ulaşmayan... ...ülkeler var. Ama onlar için... ...inanılmaz bir deneyim oluyor... Engelliler Olimpiyatı ilk defa olmuştu. Ben de hem komisyonda üye olduğum için hem de Türkiye adına kafile başkan olarak gittim. Orada olimpiyat ruhu hani de başarıdan daha çok farklı ülkelerle tanışma fırsatı. E mesela ben Hindistan'a gittiğimde Trinat Tabakolu biriyle tanıştım. Hayatımda hani ben bunu haritada asla göremeyeceğim bir yer. Deprem olduğunda falan abi iyi misin falan dedi. Hatta bu olimpiyatlara geliyor musun diye şey yaptı. Bu bence inanılmaz bir şey. Yani asla ortak bir dilimizin olmadı, konuşacak bir konumuzun olmadı. Kendisi hakemmiş, bana onları anlattı. Hakemlikle nasıl ilerleyebilirim dedi. Hani ben olimpiyat deyince daha çok yeni fırsat karşılaşmalar ve ilginç insanları tanıma fırsatı olarak görüyorum. Ya yani bu da benim ilişkilenmem de alakalı. Ee, engelliler olimpiyat açısından da şöyle bir şey var. Birçok insan kendini ifade etme fırsatını e, yakalayamıyor hayatta. Evet. Yani Satranç onlar için aslında bir spor başarı ya da madalyadan daha ziyade bir kendini ifade etme biçimi ve bu biraz klişe olacak ama satranç tahtasında bir kişinin siyahi veya beyaz ya da kadın erkek olmasının hiçbir önemi yok. 10 evet. yaşında veya emekler bir sporcu hiç önemi yok. Herkes eşit bir alanda oluyor ve bu tip olimpiyat sporları bize şunu hatırlatıyor bu spor aslında sadece büyük organizasyonlar değil. Evde kendi başınıza oynarken ya da arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz, internetten bir dakikalık oynayabildiğiniz. Olimpiyat aslında her seferinde, Özgür abinin de ifade ettiği gibi, her seviyedeki sporcu hitap ediyor. Hem çok üst klas. Evet. Şimdi biz ikimiz de sporcu klasmanındayız. Lisansla oynamışız. Özgür abi hala hazırda ligde bir oyuncu. Ama bir yandan da dünya starları ve sponsorluklar var. Bana olimpiyat ee, o anlamda e, eşitleyici bir ruhu anımsatıyor. Ya şimdi spor olarak baktığımız zaman zaten satranç diğerlerine göre biraz daha avantajlı, kolay erişilebilme açısından. Diyorum evet. şeyde böyle klasik branşları düşünün zaman işte futbol, basketbol bunlar için mutlaka bir araç gereci ihtiyacınız oluyor. Ama satrançtan hani elinizde satranç takım olmasa bile bugün telefonunuzdan çok rahat ulaşın evet, hele şimdi internet çok şey değişti. Evet yani bir de dünyanın her yerinden insanla bir anda eşleşip maç yapma imkanın oluyor. Yapay zekaya karşı oynayabiliyorsun. Her an elinin altında hani çok daha kolay bir şekilde. O yüzden de ben hani teknoloji geliştikçe satrancı olan ilginin ...biraz da bu yüzden arttığını düşünüyorum. Yani bilgisayar ve internet aslında... satın açı tamamen değiştirdi. Hem Türkiye'de hem dünyada çok daha hızlı yayılmaya başladı. Ee, tabii pandemi oldu da... E, ...yüz yüze turnuvalara... oynanamaz hale geldi evet. dünyada ama... Evet. E, ...bir anda hani internette... satranç bir patlama yaptı. Bunda tabii e, çok konuşulan meşhur bir... ...televizyon platformunda yayınlanan bir dizinin... ...Quiz Gambit dizisinin de çok etkisi oldu ama... <laughs> e, ...dijital platform diye düzelteyim televizyon dedim... Ee, ve bu dizinin etkisiyle biraz da pandemin etkisiyle satranca tekrar bir ilgi başladı. Hem dünyada hem Türkiye'de. Bunun dışında da bir, şu anki e, dünya şampiyonu e, Norveçli bir Avrupalı Magnus Carlsen gelmiş işte en iyi oyuncularından biri. Onun Avrupalı olması da bence e, yapıldığı yerler görülük açısından bir etkisi oldu. Diğer taraftan da bir başka değişken. Bu da olimpiyatta da konuşuruz. Hani ülke, hangi ülkeler favori değil. Aslında dünyadaki değişen dengeleri de sembolize eden bir durum var orada. Asya'dan e, yükselen iki tane büyük güç var. yani Hindistan ve Çin. Özellikle Hindistan şu anda dünyada satrançın en fazla ciddi alındığı ülke. E, bu ülkelerde satranç ciddi anlamda yaygınlaşmış durumda. E, tabii olimpiyatın da şöyle bir tarafı oluyor satrançta. Hiçbir zaman e, olimpik spor, yani satranç birçok ülke federasyonunda olimpik spor kabul ediliyor ama olimpiyatların hiçbir zaman bir parçası olmadı. hatta ilk olimpiyatın başlangıcı da e, olimpiyat, yaz oyunlarıyla ya olimpiyat oyunlarıyla bağlantılı işte 1924'te bundan 100 yıl önce e, Paris olimpiyatının son günü e, FIDE kuruluyor yani Uluslararası Satranç Federasyonu kuruluyor ve bizim satranç olimpiyatı hiçbir zaman olimpiyatların parçası olmuyor ama kapsayıcılık e, çok fazla ülkeye katılımı olması bakımından olimpiyat gibi evrensel ve eşitleyici Eşitleyici derken de şunu kastediyorum hani sözü uzattım ama e, hem çok küçük ülkelerin takımları bir arada oluyor hem dünyanın en iyi oyuncuları bir arada oluyor işte zamanda Rusya ve Sovyetler takımları oynuyordu. Hani 4-5 tane dünya şampiyonu bir arada oynuyordu bu takımlarda o dönem. Sovyetler bile domine ederken ya da Rusya domine ederken. Şimdi de mesela dünyada değişen dengeleri aslında olimpiyat bir şekilde yansıtıyor. Böyle bir evrensel ve eşitleyici tarafı var. Dolayısıyla olimpiyat ruhuna o açıdan da uygun ee, bir yarışma. Peki şöyle de bir kısım var hani, olimpiyatların içine dahil edilmedi ama bu satranç için daha mı iyi yoksa hani reklam açısından daha mı iyi olurdu acaba olimpiyatların içinde olsa yoksa olimpiyatta bu kadar dal varken satranç arada kaynar mıydı? Nasıl dururdu? Evet bu tabii satranç camiasının içinde de konuşulan bir konu. Ben mesela geçmişte bu daha olumsuz bir durum olarak algılıyordum. Satrancı mutlaka e, yaz oyunlarında, olimpiyat oyunlarında yer alması gerektiğini düşünüyordum ama bu kapı uzun zaman önce bence kapandı. Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından. Hani e, Jacques Rok başkanken konuda böyle çok net bir açıklaması vardı. E, ve hani bu kapı kapandı ama senin de dediğin gibi hani satrançta yeni bir satranca yeni bir yol açıldı. Eee özellikle internet ve bilgi teknolojileri, bilgisayarlar üzerine yeni bir yol açıldı. Şu an daha mı kötü daha mı iyi bilmiyorum. Şu an ben de cevabı bilmiyorum. Bence daha iyi oldu çünkü satrancın küresel anlamda çok yaygınlaşmasını sağladı. Ama tabii bir yandan da olimpiyatın e, görülük açısından başka hiçbir spor müsabakasıyla eş tutamayacak bir ayrıcalığı var, bir prestiji var. Dolayısıyla belki olimpiyat oyunlarında olsa daha iyi olurdu. Ama satrançta kendisi de bir yol bulabildi diyebilirim kısaca. Yani aslında şey gibi olimpiyatların içinde olsa ben biraz daha e, normale göre ilginin düşük olabileceğine inanıyorum. Çünkü aynı anda bir sürü branşın evet. şeyleri oluyor. Hani insanlar zaten takip etmektedir zorlandığı için yani satranç biraz daha arka planda kalabilirdi. E bir de olimpiyatın belli branşları var değil mi? Evet. Mesela işte ilk hafta yüzme domine ediyor. İşte daha sonra atletizm domine etmeye başlıyor. <laughs> bazı takım sporlar çok izleniyor ama izlenmeyen bir sürü dal da var. Evet, özellikle evet. o ülkenin mesela bir favorisi vesaire yoksa hani bizim için nedir? Geleneksel olarak güreş halter bu olimpiyatta boks değil mi? Evet satranç arka planda kalabilir o açıdan. Ya, özellikle işte ben olimpiyatlara bakarken işte sırıkla atlama uzun atlama bunlar bir tık daha geride kalabiliyorlar. Hani o sırada daha önemli bir branş işte atletizm işte o an dediğiniz gibi halter güreş veya işte futbol basketbol olduğu zaman insanlar biraz daha o tarafa kayıyor. Bunlar da arka planda kalıyor yani satrançında bence bu kısımdan ben kurtulduğunu düşünüyorum yani kendi olimpiyatlarının olması biraz daha avantaj bir de şöyle bir durum var yani bilmiyorum satranç dışında var mı da hani kendi başına bir olimpiyatı var. Ee, ya yani şöyle bir durum var orada ee, zeka oyunları oyunları denendi zeka oyunları olimpiyatları denendi i̇ki, sadece iki defa yapılıyor 2008 ve 2012'de ee, ama o da hani böyle çok başarılı bir projeye dönüşmüyor. Ee, biz tabii satranç oynayan kişiler, satranç severler daha muhafaza kiri, daha böyle müstesna kendine has bir evet. konumu olduğunu düşündüğümüz için ben özellikle mesela o konuda muhafaza kiri olan taraftayım. Bilmiyorum seçkin de benim gibi mi düşünür? Yani ben e, kendinden menkul bir değer olduğunu inanmıyorum ama satrancın özellikle demin ki Özgür abinin işaret ettiği konu çok değerli. E, şimdi bu bu arada soru çok hoş bir soru. Evet. Ben ee, olumlu ya da olumsuz diyemiyorum olimpiyatı. Bu, bunun artıları var ve eksileri var bence. Ben de şu kanındayım. Olimpiyatın yanında mesela bir basketbol benim çok alakam yok. Yani kuralları sayamam. Ama kimin önde gidip gitmediğini ya da voleybol takımını ben de takip edebiliyorum. Hani set aldı bilmem ne. Hani sayılı... Skora bakarak en e, azından. Ya, skora şey... bakıp ya da hani performansı ölçebiliyoruz. Şimdi satrançtaki problematik olan şey şu. Özgür abi de katılacaktır. Şimdi ilk 10 ülkenin arasının, arasındaki maçlarda özellikle turnuvanın yarısından sonrasını kastediyorum ilk turlar değil. Zaten üst masalarda olimpiyatlarda birinci masa önemlidir. Anlayabilecek hakikaten konumu bilgisayar yardım olmadan anlayabilecek insan sayısı 1000-2000'dir. Yani çok ileri seviye bir matematik formülü gibi. Yani bir nevi bir türevi integrale bakıp bundan etkilenmek gibi. Bir açıdan çok şiirsel Ambi açıdan da seyir zevki olarak evet. günümüzde çok zor. Evet, evet, yanım insanlar bilgisayara bakıp evet, bu konum artı 3, artı 2. Ama niye mesela bir anda sıfıra düştüğünü o seviyede anlamak çok zor. Yani gerçekten biraz e, uzay geometrisi izliyormuş gibi bir hissiyat var. Yani konumun hassasiyetini anlamak gerçekten zor. Bu açıdan kendi müstesna konumu olması belki de zorunlu. Evet. Ama olimpiyatların içinde olsaydı hem e, dikkat ederliğini yitirirdi ama bir yandan da şu olurdu. Burada Özgür abiye katılmakta fayda var. E, olimpiyatların kendi sponsorları, reklamları yani orada şimdi bunu şu bağlamda değerlendirmek lazım. Messi ile Ronaldo'nun satranç evet. pozu en çok Instagram'da like'lanan şeylerden biri. Ben o evet. şeyleri tutamıyorum kafamda da yani önemli bir şeymiş galiba. Yani o yüzden e, satrancın bir noktada da kendini aşmasına vesile olurdu diye düşünüyorum. Yani çünkü sattığı çok böyle her alanda metaforların konusu yani işte siyasettir, diplomasidir, diğer spor dallarıdır değil mi? Hani böyle bir e, herhangi bir spor dalında stratejik bir futbol maçında bile bir tek direktör bir oyuncu değişikliği yapar. Satranç hamlesi gibi oyuncu değişikliği yaptı değil mi? Bir zeka belirtisi aslında değil böyle mi? şey gibi zeka göstergesidir. Özellikle mesela şey ben hatırlıyorum çok dahiyane bir teknik direktör çıktı zaman mutlaka bir satranç pozu verdiler. satranç <laughs> oynuyormuş gibi. <laughs> o poz öyle verdir. mutlaka bir derinlik oldu ve evet. işin içine satranç girer. Hani bu meta çok nasıl diyeyim? Çok hor kullanılmış bir metafor evet. ama bir yandan tabii satranç bir değer verildiğini gösteriyor. Ve hani dönem dönemde satranç gündeme geliyor sonuçta. İşte tabi çok eski tarihler ama e, Soğuk Savaş ikliminde işte Fischer Spassky maçı gündeme geliyor. <laughs> Yine o zaman e, dünyadaki değişimlerden dolayı işte Glasnost, Perestroika dönemleri, Kasparov-Karpov rekabeti ki onun sportif bir tarafı da güçlüydü. Şimdi e, Sadrnac'ın öne çıktığı taraf e, hem Karsel'in şu anki yani dünya e, dünyanın en kuvvetli oyuncusu eski dünya şampiyonu diyorum çünkü kendi isteğiyle ünvanını bıraktı. Magnus Karsel'in e, personası ve onun dışında bir de özellikle Asya ülkelerinin Çin ve Hindistan'ın yükselen güç olması, oradaki çok başarılı çocukların olması ki bir tanesi şu anki dünya şampiyonu Çinli. Onunla da maça çıkacak kişi 2006 doğumlu Hintli bir oyuncu. Lukesh diye. Hani dolayısıyla orada satracı popülerleşme şekli değişiyor. Olimpiyatta bir izleyici bulurdu diye düşünüyorum ama tabi yani gölgede de kalabilirdi. Ben o biraz daha hani nasıl diyeyim e, satrancın popüler olduğu yerlerde de diğer alanlara hitap edebilmesi bakımından e, olimpiyat oyunlarında yer almasının satranç adına iyi olacağını düşünüyorum. Tabii ki ana branşların gölgesinde kalacaktır. O olimpiyatın hani e, ana branşlarıdır, yüzmedir, atletizmdir veya işte en popüler takım sporlarının gölgesinde kalacaktır doğal olarak. Ama e, hani o satrancın kendi geçmişi ki olimpiyat geçmişi de uzun bir geçmiş satrancın. Dünya şampiyonu geçmişi de uzun bir geçmiş. O geçmişin de biraz daha fazla insan tarafından görünür olmasını ve bugüne bağlayacağını düşünüyorum açıkçası. Biraz da şeyden baktığımız zaman işte bu günümüz teknolojisiyle birlikte hem oyuncu sayıları arttı hem daha fazla ilgi var. Bir de satranç eskiden beri yani ben kendi çocukluğumdan beri söylüyorum. Hani bir insan satranç oynadığını söylediği zaman böyle bir daha bir gururla söyler. Hani böyle şeydir cidden bir zeka belirtisi olarak ülkemizde de görülüyor. Muhtemelen dünyada da e, pek çok çocuğun da mesela özellikle ilgi duymasını sağlıyordu. Hani biraz çocukların kendini kanıtlama şeyleri olur böyle hani büyüklere karşı. Satranç oynaması bile o kendini büyüklere karşı kanıtlama şeyidir. Hatta bununla ilgili şeyler de görüyoruz. Zaman zaman böyle satranç haberleri çıkıyor. Hatta bazıları işte fake haberler çıkıyor sırf ilgi çeksin. İşte 7 yaşında çocuk çıktı işte dünya üçüncüsünü yendi falan tarzı böyle haberler çıkıyor. Kimisi doğru çıkıyor, kimisi yalan çıkıyor. Hani sonuçta gösteri maçları da oluyordur. Başka şeyler de oluyor falan. Evet. Ama satranç her zaman yani neredeyse her toplumda bir aslında zeka beldesi, bir zekilik göstergesi olarak evet. e, görülüyor. Buradan bir olimpiyatlara yavaştan geçelim. Tamam. Şimdi e, ee, bu olimpiyattan bir önceki olimpiyatta Türkiye nasıldı? Şu an Türkiye neler bekliyor? Bir oraya girelim yavaş. Tabii şimdi şöyle yani 2000'den itibaren dediğim gibi hani satrancı tabana sayı etmesi sportif başarıda bir artış var. Özellikle yaş grupları ve gençler seviyesinde Türkiye aslında çok başarılı bir ülke. Evet. Ama olimpiyat geçmişimiz e, bir istisna hariç aslında çok da başarılı sonuçlar e, barındırmıyor. 2016'da e, her bu arada yani olimpiyatlar o teknik bilgiyi de verelim. E, 1924'ten e, 20, e, 27'den itibaren düzenleniyor. Savaş yılları hariç iki yılda bir düzenleniyor. E, ve 2016'da e, Bakü'de düzenlenen olimpiyatta Türkiye milli takımı 6. oluyor. Bu tarihteki en başarılı sonucu Türkiye'nin açık kategoride. Açık kategori derken yani bir cinsiyet ayrımı olmaksızın herkes katılabiliyor. Bir de kadınlar için ayrı kategori var. E, kadınlarda buna benzer başarılı bir sonucumuz yok. Hani ilk 10'da ilk 20'de bir sonucumuz yok açıkçası tarihimizde. Ama Bakü'deki 6'cılık önemli çünkü hani bu Türkiye'nin yaptığı atılımı gösteren bir atılım e, bir sonuç ve hani o dönemki takımdan hala devam edenler de var satrancı zaten hani bu olimpiyata değerlendirirken onları da konuşuruz. Ee, sonrasında 2018'deki sonucumuz 42.lik yani çok iyi bir sonuç değil. Genel olarak çünkü 30, 30'da 50 arası değerciler dereceler alıyoruz. 2022'de de işte pandemide online yapılıyor 2020 ve 2021'de ama onun hani ne kadar resmi ya da resmi olmasa bile ne kadar hani gerçek mi satranç olimpiyatı gibi algılanacağı biraz tartışmalı. O yüzden ben de biraz bypass ediyorum onu. 2022'de de 28. oluyor Türkiye. E, bu seneki olimpiyatta e, yanlış hatırlamıyorsam bu sefer notlarımı kontrol edeceğim. 23. başlıyor Türkiye milli takımı. E, ama e, bu, bu seferki takımımız ilginç bir takım. Bu seferki takımımızın özelliği şu 6. olan takımda. Hani e, 1992 doğumlu Mustafa Yılmaz var. Uzun sene Türkiye'nin bir numarasıydı Mustafa Yılmaz. Hatta dünyada ilk yüze girdi geçen sene. Ama bu sene çok iyi bir sene geçirmese de yani Türkiye'nin önemli, en kariyerli oyuncusu şu anda. Onun dışında 1990 doğumlu Emre Can. O da takımımızda yer alıyor. Ama bu iki isim dışında bir de yeni jenerasyonun iki çok güçlü gen temsilcisi var. Biri e, 2011 doğumlu Yağız Kanar doğmuş. Diğeri de 2008 doğumlu Ediz Gürel. Bu iki isim dünyada e, 20 yaş altında ilk 20'de. Ee, ve hani e, Yağız Kağan doğmuş e, belki de e, çok daha büyük başarılara aday, dünya şampiyonluğu adayı olabilecek potansiyelde. ve hani bugüne kadar satrançta e, ELO dediğimiz rating seviyeleri var. 2600 diye bir seviye var. Bu hani kuvvetli bir büyük usta olduğunuz anlamına geliyor. Dünya çapında bir oyuncu olduğunuz anlamına geliyor. Bu seviyeyi göre en genç oyuncu oldu Yağız Kağan doğmuş <laughs> Ve Ediz Gürel ile Yağız Kağan doğmuş şu an Türkiye'de e, Türkiye'nin 1 ve 2 numaraları oldular. Ee, hani ve e, ikisi de e, milli takımımızla oynayacaklar olimpiyatta. E, 10 Eylül'de bu da Budapest'de de başlıyor. E, hem e, o 6. olan takımın e, temsilcileri var e, bu seneki Türkiye milli takımda hem de bu genç jenerasyon var. Biraz şey gibi aslında biz hani Türkiye'de herhangi bir yarışmaya katıldığımız zaman hep daha çok tecrübe yön plan atarız. Hani biraz daha yaşı büyük kişiler olsun o zaman başarı daha çok gelir. Hani her spor dalında aşağı yukarı böyledir. Ama bu seviyede hani bu kadar yükseğe çıkmış, bu kadar genç iki tane sporcunun olması da ben bu olimpiyatta biraz daha ilgiyi arttıracağını düşünüyorum. Sonuçta yani 13-14 yaşlarında ve 16-17 yaşlarında iki tane inonomas mevcut vadeden bir genç yetenek diyebileceğimiz seviyede iki tane e, yarışmacımız var. Yani gençler e, internette dünyanın en iyi oyuncularını yenebiliyor. Hatta Yağız Kaner doğmuş. olmuş Magnus Carlsen'i çok kısa bir zaman kontrolü bir dakikalık bir oyunda yendiğinde epey haber oldu. Hı hı. E, hani bunun sportif değeri e, Magnus Carlsen'i gerçekten ciddi bir turnu oyunda yenmek değil ama bir yandan da e, yani potansiyeli gösteriyor. Evet. Ediz Gürel geçen yıl Dünya Kupası adlı bir bireysel yarışma var. ona katılan en geç oyuncuydu Ediz Güler. E, Yağız Kağan gene çok iyi sonuçlar almaya devam ediyor şu anda ve bu hani iki oyuncu şu an dediğim gibi hani bu dünyadaki ilk 20 sıralaması hani kulağa belki böyle ha gelecek vaat ediyor gibi gelebilir ama şu an dünyanın en başarılı genç oyuncularından bir tanesi dünya şampiyonu maçına çıkacak. 2006 doğumlu bu keşten bahsediyorum. Yani o sıralamada dünyada ilk 20'de olması ...çok ciddi bir potansiyel olduğunu gösteriyor. Buna eklemek istediğim bir şey var benim. Bu e, iki... E, ...Yaz Kanar'da olmuş Ediz Gürel dışında... ...bir genç oyuncumuz daha var. E, Adar Tarhan. E, o da bunların... ...bunlar çok e, standart üstü performans gösterdiği için... ...gölgede kalıyor ama... ...o da çok başarılı sonuçlar elde ediyor. Hatta daha geçen gün... E, ...dünyanın sayılı oyuncularından birini yendi. Hani rekabet... ...ve gençleşim olarak... Türkiye bu açılardan çok ön plana çıkıyor. Birçok insanın yani e, ünlü satranç streamerleri, bu yayıncıları vesaire de Türkiye'yi yakından takip ediyor. En yani hatta bu iki, is iki isim için şunu rahatlıkla söyleyebilirim, Özgür abi de katılacaktır. Türkiye milli takım önüne geçmiş durumdalar. Yani ikisi de çok çok popüler isimler. E, şu e, deminki Laf çok değerli bir şey tecrübe genelde ön plana çıkıyor. Ee, ikimiz de tanıdığı Alper Olcayöz var. O şey diyor. Ben diyor işte şu yaşta satranca başladım. 14 yaşında satranca başladım. Günümüzde 14 yaşında adamın satranç kariyeri bitiyor. Yani <laughs> nerede <baş> <laughs> ne kadar yukarı çıkıp çıkmayacağı 14 yaşında belli oluyor diyor. Şimdi bu bir yandan komik bir şey ama bir yandan da gerçekten de o en üst seviye. Yani işte <laughs> ilk yüz genel kabul edilir. O ilk yüze girip giremeyeceğiniz gerçekten de e 14-15 yaşlarında belli oluyor. O kumaş kendini belli ediyor. Burada Özgür abi daha çok e, teknik detay verecektim. Magnus Carlsen'in Kasparov maçı var abi istersen evet. ona da bir değinelim. Yani Magnus Carlsen bu e, so, dijital medyada çok popüler olan bir oyunu var. 2004 yılının başlarında oynadı. İki oyun oynuyorlar. Birini berabere bitiriyor, ötekini de kaybediyor. Ama berabere biten oyunda bir yerde kazanç şansları var ve hani o hep böyle şeyin alameti kabul edildi. Magnus Carlsen'in ilk büyük çıkışı gibi kabul edildi. <laughs> Halbuki onun dışında başarı, sonuçları öncesi var sonrası var hani. Ama o 2004'de e, 2004 Mart olması lazım. İzlanda'da bir turnuvada oynadıkları oyunlar hani e, Magnus Carlsen'in popülaritesini arttırdı. Bir de hani e, geleceğe dair bir işaret vardı. Şey gibi e, genelde satrancın da mutlaka bir yüzü oluyor. Hani son dünya şampiyonu gerçekten Hani pek çok insanın en azından ismini aşina olduğu bir figüre dönüşüyor. işte zamanda Kasparov, şimdilerde Karsan. Yani ilgilenmeseniz bile bir şekilde kulağınıza geliyor. Bir şekilde duyuyorsunuz, ismini biliyorsunuz. Bence bu da çok kıymetli. Yani satrançla ilgilenmeyen bir insanın veya satrancı bilip de çok fazla takip etmeyen bir insanın en azından dünya şampiyonunu veya o an efsaneleşmiş bir ismini bilmesi bence çok kıymetli. Biraz da satrancın aslında... ...toplum içerisindeki yerini de gösteriyor. Yani evet satranç oynamıyorum, bilmiyorum belki ama haberim var. Yani bence bu e, diğer spor dalları açısından çok daha kıymetli. Çünkü sokağa çıktığınız zaman hani e, branşların sırası sıra, sıra ismimi sorduğunuzda... Hani ...Türkiye'de en çok işte futbol, basketboldan isimler bilinebilir. Hı. Ama bir voleybol, handbol veya daha e, farklı tenis kısmına geldiğiniz zaman... ...ya orada satranç bir adım daha önde olur... ...ve en azından bir isim ortaya atabiliyorsunuz... İşte özellikle işte Kasparov, Karsan... ...çok bilinen isimler. Türkiye için de geçerli tabii... Evet. ...her sporda hani o sporun idolü olur... ...Türkiye'de evet. temsilcisi olur taşır... ...mesela bir dönem neydi... ...teniste Marsa İlhan çok konuşuluyordu... ...Alter'deki evet. isimleri zaten biliyorsunuz... ...önce Naim Süleymanoğlu ondan sonra... ...Ali Mutlu jenerasyonu... ...sonra bir jenerasyon daha gelmişti... Evet. ...Türkiye'de böyle bir şey var aslında... işte. Sonuçta e, Suat ilk büyük usta oluyor. Ondan sonra e, Kıvanç Hazretleri'nin Mert Erdoğlu jenerasyonu geliyor. Ondan sonra işte şu an takımda da olan artık 30'lara gelmiş olan Mustafa Yılmaz Emre var. Ondan bir az jenerasyon var. Apşanan o da gene kuvvetli bir büyük usta takımımızda da oynuyor. Şimdi bu iki genç oyuncu, iki genç yıldız ve arkasından da onlara gelen tabii yani belki burada adını adını zikretti. Başka genç oyuncular da olabilir. Onların da hani o onların ismini zikretmememiz hani onları es geçtiğimiz anlamında gelmesin ama böyle bir rekabet olduğunu da gösteriyor. Ee, belki e, Mustafa ve Emre'yi şu an çok büyük kitleler tanımıyor. Biraz da belki streamle, streamlerle, ya, online yayınlarla tanıyanlar var ama belki Yağız'la Ediz'i çok daha fazla insan tanıyacak. Hı. Tabii her zaman bu işte sor, bütün spor dağlarını bu geçerli sonradan gelmenin bir avantajı oluyor. O avantajdan faydalanacaklar ve Dediğim gibi çok enteresan bir takımımız var. İki kuşağın birleşimi gibi oldu. Ee, yani başlangıç sıralaması 23. ama e, ilk 10, ilk 10, 15 mümkünmüş gibi geliyor bana. Ki böyle bir sonuç oldukça başarılı olacaktı Türkiye için. Hani 6. tekrar olmasa da e, böyle bir sonuç da alması mümkün takımımızı diyelim. Olimpiyat içinde açıkçası. Ya biraz şöyle de diyebiliriz. Bu sefer elimizde tecrübeli oyuncular da var çok umut vaat eden genç oyuncular da var. Yani ikisinin birbirine harmanlanması onların uyumu da aslında biraz e, hani Türkiye'nin yerini belirleyecek. Evet. Sonuçta e, genç oyuncular ne kadar umut vaat etseler de hani bir olimpiyata adım attıklarında oranın bir havası, bir ortamı başkadır. E, kimi zaman gerilebilirler, kimi zaman heyecanlanabilirler ya. Yani yanında tecrübeli insanlar olması da biraz e, şey katkı sağlıyordur. Kesinlikle şu oluyor yani şimdi satma sonuçta bireysel oynanan bir oyun, bireysel oynanan bir spor ama takım maçlarında gene oyuncular sonuçta karşılıklı bir rakibin karşısına geçiyorlar ve toplam skor takımın skoru oluyor. E, ama e, hani sanki burada takım olmanın çok bir önemi yokmuş gibi gözükebilir ama ben açıkçası takım içindeki sinerjinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. E, takım maçı yapılırken mesela bir oyuncu diğerine göre kendi oyunun gidişatını değiştirmeye çalışıyor. Mesela takımın sonucu kötüyse devam o takımın sonucu kötü gitmeye e, adaysa, kötü gitmeye namzetse diğer oyuncular daha fazla risk almaya başlıyor kazanabilmek için, skoru dengeleyebilmek için. Hani böyle takım maçı stratejileri oluyor. Ve mesela e, Bakü'de Türkiye'nin 6. olduğu olimpiyatlarda böyle bir hikaye var. Hani e, Son maçta Gürcistan'da oynuyor Türkiye ki geçmişte çok zorlandı bir takım. E, Gürcistan ciddi bir satranç ülkesi <laughs> çünkü eski bir Sovyet ekonomi ülkesi olarak da. E, ve hani e, bir oyuncunun kaybettiğini görünce takım diğer oyuncusu vites yükseltmeye başlıyor. Oyunu karıştırmaya başlıyor. Kazan daha fazla risk almaya başlıyor. Ve sonra e, Gürcistan'ı yönetiyor Türkiye ye. ve 6. oluyor. Ee, bu tarz dinamikler hani hem bütün takım maçlarında geçerli olabiliyor. Hatta kağıt üstüne en güçlü takımlar da o yüzden e, her zaman en başarılı olamayabiliyor. İşte buna en güzel örneklerden biri Rusya'dır herhalde. Tabi şu an Rusya bu Ukrayna Savaşı'ndan dolayı e, olimpiyatlarda yer alamıyor. Hiçbir spor müsabakasına katılamıyor Rusya bayrağıyla ama e, Rus sporcular. E, 2002'den beri Rusya kağıt üstündeki en güçlü takım olmasına rağmen hala Rusya satmançtaki en güçlü ülke olmasına rağmen 2002'den beri şampiyon olamıyor Olimpiyatları. Şey mesela gibi de. favori olarak gelip hiçbir zaman kazanamayan evet. mutlaka bir ülkele yapmak aynı olur öyle. ya aynı onun gibi. Aynısı 2022'de yani şu an Amerika Birleşik Devletleri de en güçlü ülkelerden biri. En büyük favori zaten şu an hani e, bu olimpiyatın da en büyük favorisi Amerika Birleşik Devletleri. dünya Bütün oyuncular dünyanın ilk 20'sinde öyle söyleyeyim. Ve üstelik dünyanın 2 numarası yok. Hani Hikaru e, Nakamura yok mesela bu sene takımlarında ama 3 numaralı oyuncu Fabiano Caravana var. Dünyanın 3 numarası. Geçen Olimpiyatta kazanamadılar, altıncı oldular. Ya biraz şey böyle sürprizlere açık. Oluyor çok ucu açık sahip. oluyor, aynen. Hı. Ya tabii bu şey de getiriyor. Böyle, e, takip etmeyi de belki biraz zorlaştırıyor olabilir. Çünkü altıncılıkla yirmincilik arasındaki çizgi aslında çok ince ve çok fazla birbirine denk takım da oluyor, birkaç büyük favori dışında. Ama o büyük favorileri bile e, kolayca biraz daha alttaki takımlar diş geçirebiliyor. Şey de diyebiliriz aslında takımda denge de çok önemli. Hani. Elinizde evet çok iyi kumaşı olan evet. iki yıldız, üç yıldız olabilir ya da tek yıldızınız olabilir ama takım içerisinde bir denge olmadığı zaman bazı oyuncular aşağıda çekebiliyor. Bazı bir beklenmedik oyunculardan da beklenmedik bir başarı geldiği Aynen zaman öyle. takımı yukarıda çekebiliyor. Yani Türkiye takımının mesela böyle bir avantajı var aslında. Çok dengeli bir takım. <laughs> yani beşinci, altıncı olan takım da çok dengeli bir takımdı. Şu anki takımız da çok dengeli bir takım. hani Böyle ilginç bir denge var. O yüzden mesela hep kağıt üstünde olduğundan biraz daha iyi performans gösteriyor Türkiye ee, Buna bir başka örnek mesela Ermenistan olabilir. Ermenistan 3 olimpiyat şampiyonu var. Hiçbir zaman en büyük favorilerden birisi değil ama hem ciddi bir takım ruhu var hem de bir şekilde olimpiyatlarda kenetleniyorlar. Bugüne kadar hani bir de zaten çok güçlü bir satılan alınan 3 defa olimpiyat şampiyonu oluyorlar. Bu e, sinerjiyle veya o denge yani sen de bahsettin o dengeyle 3 defa olimpiyat şampiyonu oldular 2'den iki, beri. Şimdi biraz da şeye girelim, işin seyirci boyutuna seçkin sen olimpiyatları böyle bir taraftar gözüyle de seyirci gözüyle de izledin. Ee, Oradan bir deneyimlerini dinleyelim. E, şimdi İstanbul'da da olimpiyat, İstanbul olimpiyatları ev sahipliği bir yapmıştı. Birinde ben lisedeydim, hayal mayal hatırlıyorum ama gitmemiştim. 2012'deki olimpiyatlarda bir seminere katılmıştım. E, orada çok turnuva içine girme şansım olmamıştı. Gürcistan ve Hindistan deneyimi ilginçti. Ama en yani benim için en anlamlısı olan son Hindistan'dı. Çünkü pandemiden sonra e, Hindistan için çok büyük bir etkinlikti. Ve e, spor bakanı ya da üst düzey bürokratlardan biri satrancı çok seviyormuş. Gittiğimiz yer zaten hep işte Wikipedia'da yazan satranç Hindistan kökenli bilgisinin onların iddiasına göre tabi yazılı kayıt yok bu hani bir iddia sadece Chennai'da bulunduğu iddia ediliyor. O yüzden Hindistan bunun propagandasını çok yaptı. Yani biz satranç ülkesiyiz. İşte bilmem kaç tane büyük ustamız var. Burada da yine demin ki konuştuğumuz konunun aslında paralel paralar. E, Anant diye bir dünya şamp, eski dünya şampiyonu var. Onun şampiyon olması ile beraber e, Hindistan'da satranç çok popüler hale geliyor. Önce o sırtlıyor ve takım bazen dereceye giriyor, ufak başarılar elde ediyor. Geçen sene B takımı Olimpiyatlarda derece kazanıyor. 3 takım da son tura kadar iddialıydı. Bir şampiyonluğu kaçırıyorlar. Yani 2022'de Chennai'deki Madras'taki Olimpiyatta Hindistan iki takım 3. oldu. Hindistan bir takımı 4. oldu. Böyle bir şey oluyor. Benim açımdan şu deneyim çok ilginç. Hem farklı ülkelerden farklı insanlarla tanışmak hem de her seviye oyuncuyla yani şimdi bir insanı online maçını izlemek ya da bir röportajını izlemekle birebir sohbet etme fırsatı yani yan yani masanda kahve içiyor görmek gibi ben işte Wesley Soy'u vesaire yakından tanıdım. O insanların e, personasıyla tanışma büyük bir fırsat. Gerçekten benim için en büyük deneyim şuydu e, Hindistan'da bu kadar büyük bir organizasyon otele girerken çıkarken kontroller çünkü devlet bürokrasisi var. Gittiğimiz olimpiyat alanı çok büyük bir alan. Yaklaşık havalimanına girermiş gibi 20 tane metal dedektörü var. Hindistan'ın e, politik durumundan dolayı da polis değil. zaten askerler var. Ve oralardan geçtikten sonra bir yerde telefon bırakma yeri var. Ve bu 2-3 kere kontrol ediliyor, teyit ediliyor. Telefon gölünde derhal herhangi bir şekilde bir yerden telefon çıktığında derhal dışarı gönderiliyorsun. Birkaç kişiyi gördüm. <laughs> hani e, bu organizasyon kabiliyetini Hindistan'da gördüm ve gerçekten çok etkilendim. Ben e, Çin'e girmeden önce organizasyon yapma kabiliyetinin bu kadar önemli olduğunu bilmiyordum. Hı hı. Yani orada deneyimlediğimde onu fark ettim. Tabii işte oyuncuyken daha çok o onu yendi mi, bu bununla ne yaptı mesela atıyorum kramnik Aronyan maçı İstanbul Olimpiyatı'nın benim kafamda kalan maçlardan biri. Kim kazandığını şu an hatırlama şansım yok ama kramnik g 8'li varyantı mesela benim aklımda maç. Şey böyle hani Klasik bir maç vardı, klasik bir hareket. O ben, aklında kalır. Ben Rusya-Ermenistan maçının skorunu bile hatırlamıyorum. Ama Kremlin-Aronya'nın yendiğini hatırlıyorum. Yani Hı. bu seyirci deneyimi de biraz sizin ilişkilenme biçiminiz. Mesela Türkiye'nin maçlarını skorlarını, Mustafa'nın çoğu maçını hatırlıyorum. Vapın o e, başarılı olduğumuz sene ilginç fedası. 2016'daki e, ilginç maçını da hatırlıyorum. Rakibini hatırlamıyorum ama ilginç bir feda zorlamasını falan da hatırlıyorum. O insanlarla tanışmak ve organizasyon boyutunu görmek insanın e, satranca bakış açısını da değiştiriyor. Çünkü e, satranç senin dediğin gibi her şeye açık. Yani bir telefonda oynamaktan tut, kırtasiyedeki plastik bir takımını da oynayabilirsin. Evet. Hatta bir seviyenin üstüysen, e, körleme satranç tahtasına bakmadan oynama kapasitesine de sahipsin. Evet. Eline satranç da işte balıp kendi kendine bir dünya, bir yolculuğa çıkabiliyorsun. Bu açıdan olimpiyatı bir fiil e, ziyaret etmek, orada bulunmak e, beni çok etkiledi. Özellikle Hindistan. Tabii bunu da şunu da belirtelim. Türkiye 2000 yılında ve 2012 yılında iki defa olimpiyatlı, satranç olimpiyatına ev sahipliği yaptı. 2000'dekine e, genç bir e, oyuncu olarak, satrançlar olarak gitmiştim. 2012'de e, o zaman gazeteci sıfatıyla e, gitmiştim. i̇ki farklı deneyim aslında. İki farklı, iki farklı aslında. olimpiyata. 2008'de de federasyonla çalışıyordum o dönem basın sorumlusu olarak Türkiye Satranç Federasyonu'nda 2008'de de bir filan Türk Milli Takımının Türkiye Milli Takımının bütün spor süreçlerinin içindeydim. Yani o Olimpiyat deneyimi gerçekten farklı bir deneyim. Zaten bütün oyuncuların gelebilmesi, dünyanın en iyi oyuncuları genelde e, çok kendi seviyelerinin altındaki oyuncularla oynama oynamıyorlar. E, Hı -hı. hem bunu çok tercih etmiyorlar hem de e, hani biraz satlanç... E, satranç Profesyonel satranç ortamı biraz onları buna zorluyor. Hani tenisteki e, ATP ya da WTA circuit gibi düşünebiliriz onun, o turnuva Serisi gibi düşünebiliriz. Biraz ona benzer bir e, takvimleri oluyor genelde elit oyuncuların. E, ama Olimpiyat onları gerçekten herkese birleştiren bir e, turnuva oluyor. Şimdi biraz da o zaman e, şeye gelelim. Bu olimpiyatta favoriler kimler? E, hangi ülkeler öne çıkıyor? Tamam. Siz kimleri favori görüyorsunuz? Tamam. Sürpriz olarak hangi takımlara dikkat edelim? Yani şimdi önümüzde 10 Eylül'de başlayacak. Evet. Hani bilmeyen insanlar bile en azından daha bak bu ülke söylenmişti bir dikkat edeyim evet, evet. gözüyle. O yüzden o şeylerinizi merak ediyorum. Favorileriniz, sürprizleriniz kimler? Evet. Yani şimdi işte o kimlikin sonrası dönemde hani o Rusya'nın ve Sovyetler Birliği'nin eski dominasyonu kalmadı ama bir anlamda da Ukrayna, Ermenistan gibi takımlar çok öne çıktı. Çin çok öne çıktı. Ama bu olimpi son olimpiyatı çok farklı bir ülke kazandı. Hiç beklemeyeceğiniz bir ülke kazandı. Özbekistan birinci oldu. <laughs> ee, Özbekistan e, sondan önceki tur Hindistan iki takımıyla çok kritik bir maç yapıyor. O maç iki gibi olsaydı e, olimpiyatı kazanmaya gidiyorlar. İkinci Ermenistan oluyor. Hindistan'ın ikinci takımı üçüncü oluyor. Birinci takımda dördüncü oluyor. son olimpiyatın sonuçları böyle. Biraz da sürpriz sonuç ama Özbekistan'ın mesela ciddi bir yatırım var satranca son dönemde. Ee, en önemli yıldızları da şu an dünyada ilk onda olan e, sanıyorum Ağustos sıralamasına göre 7. sırada olan Nodirbek Abdusattaro diye 2004 doğumlu bir genç bir yıldız. Ee, Özbekistan dolayısıyla hani şu anda en güçlü takımlarından biri doğal favorilerden birisi. Ama kağıt üstünde en güçlü takım az önce de söylemiştim Amerika Birleşik Devletleri. Çok kuvvetli bir takım. Ki hani dünyanın iki numarası ve online satrancı kralı diyebiliriz. Çünkü en popüler YouTube ve Twitch kanallarının sahibi Hikaru Nakamura. E, Nakamura bu olimpiyatta oynamıyor. E, ama ona rağmen Amerika'nın bütün oyuncuları ki en doğal e, birinci masaları en kuvvetli oyuncuları Fabiano Caruana dünyanın 3 numarası. 2018'de de e, Magnus Carlsen'le dünya şampiyonu maçına çıkmıştı. Amerika e, Kaltus'taki en büyük favori. Hı. E, ...olimpiyatı kazanmak için... ...onun dışında kimleri söyleyebiliriz... E, ...Çin çok kuvvetli bir takımla geliyor... ...geçtiğimiz olimpiyata katılmamışlardı... E, ...tam sebebi açıklanmadı ama... ...hani o Rusya-Ukrayna savaşı sonrası... E, ...Rusya'nın satranç olimpiyatından boykot edilmesiyle... ...ilişkiyi olabileceği yönelik bir tahmin var ama... ...resmi bir açıklama yok... E, ...Çin takımı yine çok kuvvetli bir kadroyla geliyor... ...zaten şu anki dünya şampiyonu... E, ...bireysel olarak dünya şampiyonu Ding Liren de e, ...bu takımda yer alıyor... Dingdiren hiç iyi bir dönem geçirmiyor ama Çin takımı genel olarak çok kuvvetli. Ee, onun dışında kimleri zikredebiliriz? Hollanda takımı oldukça kuvvetli. Ee, onların da Anish Giri diye dünyanın ilk konuda yer alan bir <laughs> e, yıldızları var. Ee, tabii ki Hindistan takımı. Hindistan'ın henüz hani masa başı yüz yüze bir olimpiyatta şampiyonluğu yok ve hani şu an Hindistan'da satılan çok popüler olduğu için gönüllerinde yatan aslan bu olimpiyat şampiyonunu elde etmek. Ee, dolayısıyla Hindistan'da en kuvvetli takımlardan birisi. Zaten çok genç bir kadroları var. Hani e, burada adını birkaç defa yayında zikrettik. Bukesh e, evet. dışında birkaç e, genç yıldızları daha var. E, seyircilerin de satrançla belki pek ilgilenmeyen izleyicilerin de kulağına kar suyu kaçırmış olalım. Pragnonan da yine 2005 doğumlu. O da e, çok önemli bir yıldız. Birkaç genç oyuncuları daha var. Dolayısıyla Hindistan da favorilerden birisi. E, onun dışında Ukrayna'yı sayabiliriz. Onların da e, kuvvetli bir kadroları var ama ee, bu Rusya Ukrayna Savaşı'ndan Ukrayna satlanınca etkilenmiş durumda. Nasıl performans göstereceklerini kestirmek biraz güç olabilir. Çünkü hepsi farklı ülkelerde vesaire. Bunu diyorum kadınlardan çok bahsetmedik. Kadınları da araya böyle sıkıştırmış olayım. 2022'de kadınlar kategorisinde Ukrayna şampiyonu oldu. Kadınlar kategorisinde de Ukrayna dışında Gürcistan çok iddialı bir takım. Hindistan zaten birinci sırada başlıyor. Yani bir numaralı seri başı kağıt en güçlü takım. Hindistan Çok... e, geçen olimpiyatta da istediği sonucu olamamıştı. Onlar da e, ciddi bir kadroya sahip olacaktır. E, ciddi bir kadrosu olacak, ciddi bir aday olacaktır diyelim. E, bu takımları sayabilirim. Hem açık kategoride hem kadınlarda. Bazıların, bazı ülkelerde biraz da böyle hani erkekler kadınları daha aşağı çekiyor gibi de gözükebilir mi? E, aslında. Yani şöyle, e, tabii bu kadınlar ve satranç meselesi çok derin bir mesele. ona girmeyelim ama e, kadınlar kategorisi olmasının sebebi biraz da pozitif ayrımcılık yapılabilmesi için e, da, çok daha yeni, yakın bir geçmişi var e, olimpiyatlarda. Ama e, biraz daha popülerlik de kazandı. Kazandırmak amacı. Yani şey de e, şimdi kadınlar kategorisi ayrı bir açık yani daha doğrusu karışık bir kategori var burada da bir başarı geldiği zaman, yani açıktan bir başarı geldiği zaman aslında tamamen bir ülkenin Hı. başarısı. Çünkü iki kategoriden de oyuncular ortak değerlendirilir. Zaten Hı. öyle bir iş, ödül de var bu arada. Hı. Ondan da bahsedeyim. Hani olimpiyata özgü işte eski dünya şampiyonlarından e, Nona Gabbindaşvili kadınlar şampiyon, dünya şampiyonuna bir adıyla anılıyor. Ya her iki ülkede de ya yani her iki kategoride de ülkelerin puanları toplanıyor ve en yüksek puan alan takımı e, Gabbindaşvili kupası adı altında böyle bir kupa takdim ediliyor. Önceki Olimpiyatta Hindistan almıştı bu kupayı. Seçkin sana sorayım senin favorilerin veya sürpriz gördüğün takımlar. Benim genelde olimpiyatlarla ilişkilenmem. ben net bir takımın yani Türkiye dışında bir takımın taraftarı olarak izliyorum. İzlerken de hani bütün maçlara bakmıyorum. Belli ülkeleri takip ediyorum. Ben hani yani tabii ki skorlardan haberdar oluyoruz ama benim kendi favorim Hindistan. bir kere yaş ortalaması en genç takımlardan biri. Yine Özbekistan. E, bu biraz da şey gibi Türkiye'de Arjantin'in tutulması gibi Hani Özbekistan normalde e, başka spor dallarına çok ön plana çıkmadığı için gönlüm benim her zaman Özbekistan'dan yana ama aynı zamanda da Hindistan'da hem genç kadro olduğu için tabii ki Türkiye benim favorim aynı zamanda hı hı. E, ben e, genç sporcularımızın çok başarılı olacağına inanıyorum e, bireysel olarak da demin ismini duymak istedim ama Ali Reza var. Mesela ben Ali Reza'nın büyük bir hayranıyım. Fransa milli takım birinci masası. Kendisi İran doğumlu. Sonradan iltica ediyor. Onun İran vatandaşlığından çıkış süreci de ilginç. Zaten izleyenler için de tüm bu takımların, oyuncu isimlerini vesaire her birinin bir politik karşılığı var aslında. Yani o işte Kasparov-Karpov maçları, adı yine geçti, Fischer-Spassky maçları. Aslında her birinin Aynı zamanda o tarihsel iz düşümü gösteriyor. Yani e, her birinin e, hakikatin bir yansıması olarak görebiliriz. Yani atıyorum Magnus Carlsen'in personasıyla Kasparov'unki çok farklı, Karpov çok farklı, Fischer başka bir dönem. Yani daha böyle Amerikan rüyası bir zamanın <laughs> sembolü. Mesela yine Nakamura birçok insana göre şu an satranca en popüler ismi adamın dünya şampiyonluğu yok adaylara defalarca katıldı burada da belki bu teknik bilgiyi vermekte fayda var satranç üst seviyedeki turnuvalar dışında yani büyük prestijli para ödüllü turnuvalar dışında üç tane büyük etkinlik vardır biri dünya satranç olimpiyatı bu Eylül'de başlayacak bir dünya şampiyonası bir de daha böyle satranç içi dışlı olanların sevdiği adaylar turnuvası hatta bazı adaylar o kadar önemlidir ki kitapları çıkar Hatta satranç severler adayların tüm izler. Neden? Birbirlerine açılış hazırlıkları vesaire böyle deneysel şeyler adaylar turnuvasındadır. Yani Neden? Adaylar turnuvası da şey aslında dünya şampiyonu rakibini belirleyen turnu. Hani hmm. O aday, adayın adayı dünya şampiyonu adayını belirliyor. Belirlenme süreci çok kompleks. Orada diyelim ki mesela bu turnuvada da vardı bir sporcu hiç şansı yok. Mesela orada iki pozisyonunuz var. Ya eee 8. başladığınız turnuvayı 8. bitirmek ya da deneysel takılabilirsin ya yani nasıl olsa kaybedecek hiçbir şeyim yok evet. diye. O yüzden adaylarda çok ilginç maçlar olur. Yani çoğu zaman maç kalitesi Dünya Şampiyonu finalinin üstüne çıkar. Sebebi de şu. Orada tabii daha temkinli serbestlik var. var e tabii. Di, diğerinde daha temkinli. Hı. ve Turnuvayı bir kişi kazanacakken diğerinde psikolojik savaş hı. işte ne bileyim. ne Strateji. E, orada tabii özel. insanlar silahlarını hı. hangi tur kullanıp kullanmayacağı adaylarda işte e satrançta işte beyazla siyah bizim seviyemiz için bile oyuncu olarak etkili ama o üst seviyede yani 2700'ü kastediyorum çok çok etkili. Yani beyazda kaybetmek o seviyede bir oyuncu için çok büyük hüsran. Hı hı. Yani çünkü e, matematiksel olarak bir öndeliği var. Açıkçası benim favorim e, bunlar. Aynı zamanda e, Özgür abi de teyit edebilir. E, Çin her iki kategoride birinci olmuştu değil mi? Bu başarı Evet yani Çin bu arada e, kadınlarda da en başarılı ülke şu anda. En kuvvetli ülke kağıt üstünde. E, ama bu olimpiyata en güçlü kadroyla gelmiyorlar. Yani çok daha genç bir kadroyla geliyorlar. Ama 1990'dan itibaren e, dünya kadınlar şampiyonlarının çoğu Çinli. E, zaten hani gelmiş geçmiş en başarılı kadın oyuncu Judith Polgar. E, Polgar kardeşler ayrı bir hikaye konusu. Ama e, ondan sonra en başarılı oyuncu gene yani açık kategoride erkeklerle de başarılı mücadele eden isim Hu Yifan. Bu da Çinli 1994 doğumlu bir oyuncu artık profesyonel satmaçtan uzaklaştı. Ama e, Çin bu sene mesela kesin favori olarak gelmiyor. Bir, kağıt üstünde biraz daha zayıf bir yani 3. 4. başlayan bu arada zayıf derken yanlış anlaşılmasın yani. Hani, domine etmiyor. Domine etmeye gelmiyor yani öyle ilginç bir öyle geliyorlar dolayısıyla hani Çin yine başarılı ol olmaya et bir takım. Bu sene çünkü açık kategoride de kuvvetli bir takımları var. Her iki kategoride birinci olurlarsa biz değil yani. O zaman yavaştan toparlayalım. Ee, ekstra eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Mesela seyircilere bir mesajınız veya şunu da söylemek istiyorum unuttum. Yani tabii de desteklemek için şunu söyleyebilirim. Hani satrancı teknik tarafının dışında izlerken aslında hikayelerle izlemek. Yani bu her spor dalı için geçerli. Satrancın çok hikayesi var. Bu hem biraz belki izlemeyi zorlaştırıyor hem de daha keyifli hale getiriyor. Hani bu da çok hikayesi var. Türkiye'nin bir hikayesi var, Hindistan'ın bir hikayesi var, Çin'in bir hikayesi var. Amerika'nın hikayesi var. Amerika Birleşik Devletleri takımının bir hikayesi var. Hani olimpiyat gibi bir böyle evrensel ve birleştirici bir turnuvanın da aynı anda ilerleyen çok fazla hikayesi oluyor. Eğer hani e, satlaştan keyif alıyorlarsa, izlemek istiyorlarsa bir de hani e, böyle bir takım tutma gibi ta, o şekilde bir ilişkilenme biçimi varsa e, satlanç olimpiyatı bence iyi bir başlangıç. Bir de şey diyebiliriz. Bu sefer Türkiye de biraz iddialı. Ee, ya Türkiye, önceki kuvvetli, zamanlara göre Türkiye kuvvetli bir takıma sahip zaten. Hani bir de çok potansiyeli olan genç oyuncular var. Daha tecrübeli önemli yıldızlar var. Hani çıtayı çok yukarı çıkarmış. O ikisinin karması bir takımı izlemek de bence keyifli olacak. Yani 2016'dan sonra ilk defa gene bir ilk onda yer alabileceğimiz bir olimpiyat. Ee, o yüzden de bizim açımızdan aslında ekstra bir önem arz ediyor diyebiliriz aslında. Seçkin senin eklemek istediğin bir şey var mı? Benim eklemek istediğim şey şu. Bu olimpiyat vesilesiyle sizlerle bir araya geldik. Öncelikle ben Medyascope ailesine teşekkür ederim en başta sana. Ayrıca şunu eklemek istiyorum. Yani Satranç böyle bir odaya dizilmiş bir sürü tahtanın olduğu insanların 3,5-4 saat en iyi ihtimalle satrancı oynadığı bir şey değil. Aslında satranç her an her saniye herhangi bir sıralama veya muhakeme yaptığınız anda aslında bir nevi bir satranç oyununun başlangıcı oluyor. Bu evet. açıdan da olimpiyat sadece bunun için bir vesile. Yani özellikle üst seviye olimpiyat maçları değil orta seviyedeki ülkelerin tartışmaları. Özellikle mesela benim kendi tavsiyem olimpiyatta daha iddiasız e, ülkelerin e, maçlarını izleyerek başlayıp Aradaki seviyeyi ve hataları görmek iyi bir başlangıç olabilir izleyiciler için. Ekstra eklemek istediğim şey de şu. E, bu Satrange'in pozitif ayrımcılığı ya da bu e, seviyelerin çok farklı olması ile ilgili olarak. E, Olimpiyat bize şu seçeneği sunuyor. E, bütün bu ülkelerden gelen insanlar kimisi iddialı, kimisinin bir hikayesi var. Kendisi adını tarihi e, skorlar e, elde ediyorlar. Mesela evet. Ivan Çuk'un var. Kramnik yine. Bunlar dünya şampiyonu olmuş ya da dünya şampiyonu adayları. Olimpiyatın gerçekten de gerçek olimpiyatla bir iz düşümü var. Bazı oyuncular olimpiyattaki performansıyla atıyorum milli takımda ilk defa şans buluyor. Artık vazgeçilmez hale geliyor. Ya da e, dünya satranç tarihine geçiyor. Benim aklıma ilk gelen Kramnik ve Ivan Çuk örnekleri var. Evet. E, bu açıdan da olimpiyat birçok sporcunun kendini kanıtlama imkanı aynı filiş sahillerindeki atletizm veya diğer dallardaki gibi. Bu açıdan heyecanlı bir olimpiyat bizi bekliyor diyebilirim. Ben ikinize de çok teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ederim. İrarı seçkin. bugün Özgür Akman ve Seçkin Serpil ile birlikte yaklaşan satranç olimpiyatlarını konuştuk. Medyaskop Spor'dan şimdilik bu kadar. Tekrar görüşmek üzere.